Kayseri'de halk otobüsçüleri Büyükşehir Belediye binası önünde toplandı. Otobüsçüler esnafı odası Hayrullah Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Konunun ise otobüs şoförlerinin tarifesi olduğu ifade edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi binası önünde yapılan eylemde halk otobüsü şoförleri bina önünde oda başkanı Şahin'in Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ile görüşerek otobüs ücretleri konusunda anlaşmaya varmasını bekledi. Yoğun kalabalığın olduğu belediye binası önünde çevik kuvvet polisleri hazır bulundu. Eyleme aynı zamanda otobüs sahipleri de katıldı. Binada bir süre süren görüşmelerin ardından binadan çıkan Şahin, Büyükkılıç'ın otobüsçülerden dağılmasını istediğini eyleme katılanlara dile getirdi. Şahin bölgeden ayrılırken yorum yapmayacağını ve detaylı bir açıklamanın yapılacağını ifade etti. Otobüs sahiplerinden Hamdi Saçan belediye ile ilgili şu ifadeleri kullandı. 3.000 lira devlet desteği, 20 gün yatırdı, 5.000 lira destek verdi. Bunu Kayseri, bir dakika. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi arabasının yıpranmasına 10.000 lira destek verirken, daha dün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi %12 yine zam verdi. Haziran ayının içerisinde %18 verdi destek. Bunlar toplanarak, birliklerle beraber, istişare ederek bu amasör giderlerini yaptılar. Ama bizim bu ne hikmetse, bizim Kayseri Belediyesi ulaşım bize destek vermiyor. Vermediği sebebiyle de biz mağduruz. Sen kimsin? Ben TSK'dan emekli bir askerim. Net söylüyorum. Emekli maaşımla genel sekreterimin odasında geçtiğimiz ayın 26'sında odasına girdiğimde emekli maaşımla, bakın kimliğimi de gösteriyorum. Emekli maaşımla şoförümün parasını ödüyorum. 30 yıl dağlarda terör peşinde koştum. Otobüs aldım %50 ama ben şoförümün parasını aldığım 4.000 lira maaşla ödüyorum. Çünkü kendim araç kullanamıyorum, rahatsızım. Müdürüm, genel müdürüm, genel sekreterim çok zor durumdayız dedim. Sen de çok ağlıyorsun, bir görüşelim diyerek bizi kapıdan çıkardılar. Yani bir esnaf bugün 1 trilyarlık bir otobüs 2 tane 12 bin liralık şoför maaşını ödeyemiyor. Şu an sanayiden geliyorum 8 bin lira otobüs parası ödedim. 20 bin lira mazot ödedim. Yani ben nasıl ayakta duracağım? 6 bin lira vergi veriyorum. Ben bunları nasıl ödeyeceğim? Hangi parayla? Belediye %42 bana gider göstermiş. 42 milyarın üstüne 42 milyar da bana para ödüyor. Dolayısıyla ben bu 42 milyarından kime ne dağıtacağım, kime ne vereceğim? Herkese borçluyum. Teşekkür ediyorum. Bu belediyenin parası yoksa 24 tane otobüsü niye aldı? Mini Termal Taşımacılık'ın 63 milyar parasını nasıl ödedi pandemide de? Benim 584'üm piyasaya çıkmadı da şimdi çıktı. Çok sağ olun. Neden bu böyle oldu? Yani burada geminin arkası önü diye bir şey var. Üvey evlat, asil evlat diye bir şey var. Bundan biz şikeli diyoruz. Şike diyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Taşıdığım her yolcu bir kaza olduğunda, bir bela olduğunda bunun bir kan bedeli var. Ben bu kan bedelimin parasını istiyorum. Kimseden bir şey istemiyorum. Ben çünkü taşıdığım yolcu bir kaza yapsa beni mahkemeye yolcu verdiğinde otobüs sahibiyim. Belediye buna muhatap olmuyor. Ben oluyorum. Bu adamın kan bedelini ben ödüyorum. Ödediğim kan bedelinin taşıdığım kan konusu. Bunun bedelini istiyorum arkadaşlar. Muhatap bile almıyorlar. Ben buraya kaç sefer geldim. 10 bin ceza kestiler benim aracımdan. 10 bin dekontları da mevcuttur. Bunları da bu konuyla ilgili mahkemeye de verdim. Ve bana hala bununla ilgili mahkemeye verdin diye cezalar da geliyor bir sürü arkamdan. Ama yılmadım, yılmayacağım da. Şunu söyleyeyim. Sadece yıldırma pozisyonu, başka bir şey değil kardeşim. 6 seferdir bu şekilde toplanıyoruz. Yıldırma pozisyonu. Küçük küçük gruplarda temsilci olarak toplanıyoruz ama nihai sonuç yok. Gidin bir daha görüşeceğiz. Gidin bir daha görüşeceğiz. Şu anda biz Haziran ayından beri tam 6 seferdir başkanla görüşüyoruz. İlçe araçlar, kooperatif araçları şu anda %15 zamlarını aldılar bak. Biz hala kendi zamımızı alamadık. %18 yani. Herkes zam yaptı bu araçlara. Bize bir kuruş zam yok. Biz zam beklerken, 7'nin üstünde zam beklerken bize 5.85'e düşürüyor. Başkan, sıkıntımız bu. Gel. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.